Sivil Meydan'ın 4. programına hoş geldiniz. Bugün 3 programı geride bıraktık, 4.sünü gerçekleştiriyoruz. Ancak sivil toplum dünyası açısından geçtiğimiz hafta çok önemli bir ismi kaybettik. Onu anarak başlamak isteriz. Hayvan hakları alanında çalışan, sadece o alanla kalmayan ama sivil toplum dünyasının pek çok konusuna temas etmiş, hem aktivist olarak hem mecliste, siyaset dünyasıyla müzakereler yürütmede, sivil toplumun çeşitli alanlarını bir araya getirmede çok önemli işler yapmış Burak Özgüner'i kaybettik. Çok acılı bir kayıp oldu Burak Özgüner'in kaybı sivil toplum dünyası açısından. Hem ailesine başsağlığı dilemek hem de arkadaşlarına sabır dilemekle başlamak isteriz bugünkü programa. Burak için bundan sonra Sivil Meydan'da bir özel program da yapacağız. O programda pek çok ismin Burak'la ilgili onun geride bıraktığı mirası anlattığı bir program da gerçekleştireceğiz. Ancak çok önemli bir kayıp yaşadığımızı, hepimizde çok büyük acılar bırakarak Burak'ın gittiğini söyleyerek başlamak isterim bugünkü programa. Bugün denge denetleme ağının, yani yaklaşık 300 STK'nın oluşturduğu bir ağ olan denge ve denetleme ağının yargı reformu yasasıyla ilgili yaptığı bir raporu tartışacağız. Konuklarımızı Emine'nin tanıtmasını rica edeyim. Ben de Burak Özgüner'den dolayı başsağlığı diliyorum ve çok hani, hakikaten hepimizi çok üzen bir durum oldu. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Geçen haftalarda biz şeyi konuşmuştuk, tam da sivil topluma gençler nasıl hani, dahil oluyor diye. O yüzden bu hafta iki tane genç konuğumuz olduğunu, sivil toplumun iki genç isminin olduğunu görmek sevindirici. Hazal Mintaş ve Kadri İnce, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen istersen ilk soruyla başla. Olur. Denge ve denetleme ağı geçtiğimiz günlerde yargı reformu, önce taslağı sonra yasalaşan reform paketiyle ilgili bir çalışma yaptı. 15 kişinin katıldığı, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı bir atölye çalışması yaptı ve bu çalışmanın sonuçlarını da bir rapor olarak yayınladı. Sizden öncelikle bu yargı reformu yasası raporuyla ilgili kısa bir bilgi alarak başlasak, daha sonra da onun sivil toplum dünyasıyla arasındaki ilişkiyi tartışarak devam etsek isteriz. Ne vardı raporunuzda, hangi konuları kapsadı, nelere değindiniz acaba? Şöyle, bu çalışmayı yaparken biz ilki 2009, ikincisi 2015 yılında çıkan yargı reformu paketlerini de inceledik eş zamanlı olarak. Üç aşamada değerlendirdik bu raporu. Birinci aşamamız hazırlık aşamasıydı. İkinci aşamamız içerik. Üçüncü aşamadaysa somut önerilere ayırdık. İlk olarak hazırlık aşamasıyla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Paydaşların katılımcı olduğu bir şekilde bu gerçekleştirilmedi. Paydaşlar, vatandaş, avukat, sivil toplum kuruluşları, hukuk fakülteleri ve siyasi katılımdı. En yüksek paydaş katılımını siyasi katılım noktasında gördük. Ancak sivil toplum noktasındaki katılımın çok düşük olduğunu gördük. Ve sivil toplumu içine almayan bir strateji belgesinin, katılımcı olmayan bir strateji belgesinin maalesef ki somut adımlar atarak doğru yere uzanacağını düşünmüyoruz. İkinci olaraksa demin de belirttiğim gibi amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin bir takım tespitlerde bulunduk. 10 tane amacın belirlendiğini görüyoruz bu strateji belgesinin içerisinde. Ancak yapılan yasal düzenlemelerin temsil ve karar organı olan mecliste oluşturulması gerekmesine karşın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış olması, külliyede açıklanmış olmasının hangi sıfatla, yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla mı yoksa AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla mı açıklandığına dair bir soru işareti hem sivil toplum dünyasında hem de hukuk camiasında bir soru işareti ve kaygı yarattı diyebiliriz. Bununla beraber ilerleyen zamanlarda da bahsedeceğimiz temel hak ve özgürlükler konusunda bir takım sorunlar var işleyişte. Bununla beraber işlev değil işleyişin öne çıkarılmasından bahsediyoruz. Sayısal verilere kısaca bakarsak toplamda 63 hedef 256 faaliyet var bu strateji belgesinde. Ancak işleyişi ilgilendiren konularda 30 hedefe 122 faaliyet belirtilmiş. Burada hedef ve faaliyetler yargının işleyişiyle sınırlı etkide kaldığını düşünüyoruz. Bununla beraber kadın, çocuk ve adalete erişim noktalarında ciddi sıkıntılar var.
önerilerimiz noktasına gelirsek de başta da belirttiğimiz parçalı değil bütüncü bir yapısal reform olması gerektiğini, yapısal reformun temelden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Raporumuz temel olarak bu şekilde. Merak edenler de Denge ve Denetleme Ağı'nın web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Raporumuz orada kamuya açık bir şekilde sergilenmektedir. Şimdi yapılış aşamasında STK'ların çok az olduğunu söyledi Hazal Hanım. Ben de Kadri Bey'e onu sorayım. Yani o zaman özellikle sivil toplum için yargı reformunda neler var? O açıdan nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz raporda? Şimdi tabii Hazal'ın bıraktığı noktadan katılımcı bir anlayış ne yazık ki gözetilmedi burada. Sivil topluma bakacak yönüne değinecek olursak... En çok göze batan nokta ifade hürriyeti noktasında gözüküyor. Zaten paketle de somut birkaç adım atıldı ama bu adımın olumlu olumsuz ne etki yaratacağına ben biraz bahsetmek istiyorum. Zaten aslında mevcut olan düzenlemeler yani anayasamızda ve devletimizin kabul ettiği insan hakları sözleşmesinde ve ayrıca basın kanununda yer alan şeylerin tamamen terörle mücadele kanununda da tekrarı mahiyetinde bu. Ayrıca bu noktada şu eleştiriyi de getirmek gerekli. Demek ki ifade hürriyeti kapsamında ya da basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetler ne yazık ki terör örgütü üyeliği kapsamında değerlendiriliyor yargı çerçevesinde. Bunu görmüş olduk. Bir de bu noktada tabii değinmemiz gereken Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde verdiği bir karar var. Dernek üyeliğinin kişi hakkında örgüt üyeliği kapsamında delil olarak değerlendirilemeyeceği bahsedildi. Bu karar çok olumlu bir karar. Zaten temel nokta yani temel eksiklik yargımızda aslında yargı organlarının mevcut düzenlemelere direnmesi. Yani düzenleme noktasında Türkiye'nin bir sorunu yok. Biraz daha bu düzenlemelerin uygulanması noktasında sıkıntısı var. Tabii bu noktada bir somut bir düzenleme yok. Yani işte yerel mahkemeler yeri geldiğinde Anayasa Mahkemesi kararlarına direniyor. Bunu işte Mustafa Balbay kararında ya da Şahin Alpay kararında da gördük. Hatta somut olarak da geçtiğimiz günlerde müebbet hapis cezasından 10 yıla indirilen ve yerel mahkemece daha şu an kararı verilmiş olan hali hazırda 3,5 yıla yakındır tutuklu olan Ahmet Altan'ın tekrardan tutuklanması mesela aslında tamamen tutukluluğun bir tedbir mahiyetinde olmadığını yani uygulanış noktasında olmadığını ne yazık ki göstermekte. Tabii ikinci nokta örgütlenme ve toplantı yürüyüş hürriyeti noktasında. Burada da ne yazık ki zaten belgede de somut bir düzenleme yok ya da somut bir vaat de yok. Hatta değinilmemiş dahi. Yapılan düzenlemede de böyle bir durum yok. Ne yazık ki KYK'larla kapatılan kurumların, işte bazen taşınmazlarına ya da mülkiyetlerine el konulan kurumların da yani tekrardan eski hürriyetlerine, eski mahiyetlerine ve kaybettikleri hakları geri kazanmaya dair bir düzenleme de yok. Bu noktada sivil toplum açısından eksi değerler olarak bunu değerlendirebiliriz. Bir de tabii toplumda böyle bir beklenti var. Tahliyeler artacak mı? Tahliyeler noktasında ne getiriyor bu düzenlemeler? Malumunuz istinaf mahkemelerinden sonra yani 5 yıl ve 6 olan cezalarda istinaf mahkemelerinde artık karar kesinleşiyordu ve kararın infazı haline, infaza dönüşüyordu. Burada tabii ki olumlu bir düzenleme olarak Yargıtay yolu açıldı ve infaz da olan birçok ceza da tekrardan Yargıtay'a taşındığı için infazlar durdu ve tahliyeler başladı. Ama buradaki tabii durum biraz daha küçük mahiyetteki yani işte 2 yıl, 3 yıl gibi cezalarda ama daha fazlası olan cezalarda yine tutukluluk hali devam ediyor ve birçok sivil toplum aktörü de silahlı terör örgütü üyeliği yaftasıyla yargılandığı için hep bu tutuklamaya ilişkin düzenlemelerde istisnai olarak bu suç sayıldığı için ne yazık ki olumlu bir etkisini göremiyoruz. Benim bu aşamada söyleyebileceklerim bunlar. Bu ifade özgürlüğü açısından baktığımızda Türkiye'de son yıllarda aslında sivil toplum dünyasının karşılaştığı temel meselelerin bir kapatılmalar olduğunu görüyoruz. Öte yandan pek çok sivil toplum kuruluşu mahkemelerde davaya konu edildi. Yani Büyükada'da öyle oldu, Gezi davasında öyle oldu. Onun dışında da pek çok dava sürüyor gördüğümüz kadarıyla. Bir yandan reform bize ifade özgürlüğü alanının genişlediğini
ve bu tür davaların olmayacağına dair bir umudu diyelim taşıdı. Ama öbür taraftan da ifade özgürlüğü alanında gördüğümüz kadarıyla mağduriyetlerin giderilmediği, hatta mağduriyetlerin giderildiğini zannettiğimiz durumlarda Ahmet Altan örneğinde olduğu gibi yeniden bir mağduriyete yol açıldığını görüyoruz. Peki bundan sonra STK'ların kapatılmalar, davalara konu edilmeler, işte tutukluluklar gibi, Osman Kavala da hala tahliye edilmiş değil. Dolayısıyla reform o açıdan sivil toplumda bir rahatlık gerçekten getiriyor mu, getirmiyor mu? Sivil toplum dünyasında bir şüphe oluşmuş durumda. Peki önümüzdeki yani kısa dönemde bu paketin, yasalaşmış paketin bize getireceği bir şeyler olacak mı sizce? Yani sivil toplum alanında bir rahatlama olacağından söz edebilir miyiz? Aslında şöyle, yani mevcut düzenleme nasılsa şu anda da aynı öyle devam edecek. Gördüğümüz durumu özellikle işte toplantı gösteri yürüyüşleri noktasında hiçbir düzenleme vaat getirilmedi. Bu çok acı bir şey çünkü yani valilik işte kamu düzeni, kamu sağlığı gibi çok basma kalıp gerekçelerle ne yazık ki birçok toplantıyı engelliyor. İşte ODTÜ davasında gördüğümüz gibi ve bunlara ilişkin yani yargı reform strateji belgesinde öneri dahi bulunmamakta. Bu noktada ne yazık ki sivil toplum açısından yerinde sayıyor diyebiliriz yargı düzenlemesi. Bu bölümde şimdi siz de herhalde bir şeyler eklemek istersiniz ama ben bir soruyla açmış da olayım. Yani bu mesela hani hazırlık aşamasında Adalet Bakanlığı STK'larla, hak savunucusu STK'larla da aslında bir araya geldi ama taslak ortaya çıktıktan sonra biraz da taslağı çalışma üzerinden. Yani burada mesela sivil toplum için spesifik olarak sorun yaratan alanların bu reforma yansımamasını yani o hazırlık sürecinde sivil toplumun içinde yer almamasıyla ilgilidir diye düşünebilir miyiz? Bir yandan da hani bunu mesela kamu-STK ilişkilerinin şu anki mevcut durumunun üzerinden de değerlendirirseniz neler söylersiniz, neler eklersiniz? Şimdi öncelikle Kadri'nin de bıraktığı yerden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Barolar Birliği tarafından bize Yargı Reform Strateji Belgesi neler getiriyor diye bir kitapçık gönderildi. Düşünce özgürlüğü konusunda diyor ki, reform belgesinin ilk hedefidir, bunun için somut adımlar atılacak. Ama bu somut adımlar nedir? Nasıl adımlar atılacak? Bizi neler bekliyor? Bunlara dair hiçbir şey yok. Sadece demiş ki, bu çerçevede düşünce özgürlüğünü ilgilendiren suçlarda sene sınırı olmadan iş sınıfın üzerine temiz denetimi getirilecek. Şimdi bu sivil toplum dünyası için yeterli bir kriter değil. Kadri'nin de belirttiği Osman Kavala meselesinde tutukluluk önlem olması gerekirken şu anda düzenlemenin dışında tutukluluk sanki doğal bir şeymiş gibi süreçte işletiliyor. Şimdi sizin sorunuzla ilgili olarak da şunu söylemek istiyoruz. Şimdi hangi derneklerle temas kurulduğuna dair açık bir şey ne strateji belgesinde var ne de yapılan görüşmeler neticesinde ulaşılabilen bir sonuç. Kurulduğuna şimdi, dair bir şey var mı? Yani temas gerçekten kuruldu ya da paketi hazırlayanlar STK'lara danıştık diyorlar mı? Evet, STK'lara danıştık diyorlar. Paydaş olarak gördükleri. Zaten yapıldığı yayınlandı. Peki bir soru, denge ve denetleme ağına danışıldı mı? Şöyle, biz denge ve denetleme ağı olarak kendilerinden bir randevu talep ettik. Tarihlerde bir takım uyuşmazlıklar söz konusu olunca randevuyu maalesef yüzde gerçekleştiremedik. Ancak kendilerine yazılı taleplerimizi sunduk. Bizim strateji belgesinde görmek istediğimiz hususları sunduk. Fakat kendilerinden bu konuyla ilgili bir geri dönüş alamadık. Yani bizim sunduğumuz görüşlerin ne kadarı göz önünde bulunduruldu, ne kadarı bulundurulmadı bilmiyoruz. Bizim dışımızda pek çok sivil toplum örgütü bu konuda girişimlerde bulundu. Uluslararası Af Örgütü'nü buna örnek gösterebiliriz. Kendilerinin yaptığı ufak bir toplantı var. Fakat bunlar büyük ölçüde 19 Ocak tarihinde ilk taslak çıktıktan sonra gerçekleştiriliyor. Ve bu yapılan ufak toplantılar ya da verilen yazılı beyanların akabinde bir geri dönüş yok. Yani sivil toplum kuruluşlarına biz sizin dediklerinizden bunları önemsiyoruz. Bunları belgemizde görmek istedik, bunlara yer verdik ama bu görüşleriniz bizim için uygun değil gibi bir tartışma ortamı, bir katılımcılık, bir şeffaflık maalesef söz konusu olmadı. Yani ellerine ulaşıp ulaşmadığı bile sivil toplum kuruluşları tarafından maalesef ki bilinmiyor. Ve görüş alışverişi olmayan bir konunun da sivil toplum açısından yeterli verilere ulaştırabileceğini biz düşünmüyoruz. Çünkü siz paydaşınızı
eğer ki göz önünde bulundurmazsanız, sivil toplumun kanayan yaralarına derman olmak için onlara sormazsanız ve bunu katılımcı bir şekilde yapmazsanız maalesef ki gerçekçi sonuçlar alamazsınız. Ben burada tabii birkaç noktaya değinebilirim. Adalet Bakanlığı bizden yargı reform stratejisi üzerine görüş istedi. Belli bir süre önce, yaklaşık Şubat gibi hatırlıyorum. Daha sonradan biz bu strateji belgesini incelediğimizde zaten aslında metnin Ocak'ta tamamlandığını gördük. Yani orada biraz daha sadece görüş almak maksatlı bir şey yapıldığını ben şahsen düşünüyorum. İkinci olarak biz bu rapor hazırlandıktan sonra A olarak Adalet Bakanlığı'ndan randevu talep ettik. Gittik, yani kendisinin görüşlerini öğrenmek istedik. Tabii çeşitli eleştirileri oldu. Raporu işte haksız eleştiriler bulunduğunu söylediler. Bu raporu mu ulaştırdınız? Tabii tabii, ulaştırdık. Kendileri de incelemişler. Yani şurada olumlu bir nokta var. Ona değinmek gerekiyor. Aslında kamunun irtibata açık bir kanalı var. Yani kamu tamamen kapılarını sivil topluma kapatmış değil. Ve bizden özellikle de şunu istediler. Yani çözüm önerilerinin somut olmadığına dair bir eleştiri geldi. Ben tabii bu eleştiriye katılmamakla beraber, çünkü biz A olarak bütüncül ve yapısal bir reform önerdik. Yani tamamen işte bu eksik bırakılan noktalar gibi. Tabii sivil toplumu ilgilendirmeyen de... Burada somut olmayan olarak neye işaret ediliyor? Yani açıkçası onlarda bir çözüm önerimiz yok. Yani net bu cümleyi söylediler bize. Çözüm öneriniz yok dediler, ama dedik hani şöyle bakın, şu önerimiz var, bu önerimiz var. Biz işte tabii burada başka başlıklarımız da var. Hepsini belgeye sığdıramadık ama değineceğiz gibi bir şey oldu. Ama görüşmenin olumlu yanı şuydu. Kapımız size her zaman açık. Görüş verebilirseniz, yani somut öneri verirseniz biz değerlendirmeye alacağız dediler. Burada biraz da aslında biz sivil toplum aktörlerine görev düşüyor. Yani her zaman ne olursa olsun savunuculuk için kamu kapısını çalmamız gerekiyor. Dikkate alırlar almazlar, o artık tabii ki farklı bir durum. Ama bizim biraz daha umutsuzluğa kapılmamamız gerekiyor. Ben de bunu ekleyebilirim. Peki reform yasası çıktıktan sonra Türkiye sivil toplum dünyası yeterince tepki verdi mi sizce? Yani benim gördüğüm kadarıyla denge ve denetleme ağının raporu dışında yargı reformuna sivil topluma getirdikleri, getirmedikleri açısından önemli bir tartışma da yaşanmadı sivil toplum dünyasında. Dolayısıyla hazırlık sürecine diyelim ki hükümet sivil toplum kuruluşlarını davet etmedi ya da yeterince kapsayıcı bir şekilde davet etmedi. Ama yasanın tasarısı ortaya çıktıktan ya da yasalaştıktan sonra da sivil toplumun tepkisine de çok fazla rastlamadık. Aslında bu soruya bir şöyle bir ek yaparak ben de araya girip tekrar yöneltmiş olayım. Yani Kadri Bey'in işaret ettiği şey önemli bir konu aslında. Yani sivil toplum bu arada nasıl dahil oluyor bu süreçlere? Şimdi sonuçta Cumhurbaşkanlığı, yani başkanlık sistemiyle Ankara'da yapısal olarak bazı şeyler değişmiş durumda. Meclisin işlevi farklı, ondan sonra bakanlıkların bu süreçteki yeri farklı. Ve hani sivil toplumda şu anda bu yeni sistemi... Benim gördüğüm kadarıyla yani yeni sistemin nasıl olduğunu ve bu burada kanalları nasıl kullanacağı ile ilgili de bir bilgi çok üretilmiş veya üzerine çalışılmış da değil. Yani hani sivil toplum bu anlamda kamu diyelim ki diyaloğa açık olmasa da nasıl, neler yapabiliri de düşünerek soruyu cevaplarsanız iyi olur. Aslında biz denge ve denetleme ağı olarak başkanlık sistemine geçtikten sonra yereldeki aktörlerimizle beraber pek çok ilde uzmanları, akademisyenlerimizi davet ederek nedir bu başkanlık sistemi, nasıl bundan sonraki süreçler işleyecek, neler yapabiliriz diye bu konu üzerine güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Fakat bunu sadece denge ve denetleme ağı ve ağ üye olan aktörler bazında tutmak sizin de söylediğiniz gibi yeterli olmayacak. Bu noktada sivil toplumun belki biraz daha hukuka eğilmesi gerekebilir. Yani hukuk sistemi şu anda nasıl işliyor, yasama ve yürütme nasıl işliyor, belki de biraz kendi imkanlarımızı zorlamamız gerekir. Neticede Kadri'nin de bahsettiği, bizim anayasamızda ifade özgürlüğümüz var, toplantı gösteri yürüyüşümüz var, dernek kurma hakkımız var, bilgi edinme hakkımız var. Bütün bunları hangi sisteme geçersek geçelim anayasal hakkımız olarak kullanabiliyoruz.
Sivil topluma da aslında bu noktada kızmamak ya da kırılmamak gerekiyor. Netice itibariyle KHK süreçlerinden sonra pek çok sivil toplum kuruluşu kapatıldı. Sivil toplumun çok önemli aktörleri tutuklandılar, bazılarının yargılamalarına başlanmadı. Bu yüzden sivil toplum da biraz geri planda kalıyor aslında. Çünkü bu noktadan sonra eğer biz bir şey söylersek bizim de mi başımıza aynı şey gelecek kaygısının olması çok acı bir şey. Ama bu yüzden de sivil topluma çok da kızamıyoruz. Fakat bence yapmamız gereken şey talepkar olmaya devam etmek olacaktır. Çünkü biz talepkar olmadıkça aynı şekilde sistem devam edecektir. Birkaç veriden bahsetmek isterim bu noktada. Biz aynı zamanda Kadri ile beraber Adalet Sistemini İzleme Derneği'nin kurucularıyız. Ve sistemle ilgili izlemeler gerçekleştiriyoruz. Burada AİHM'de bazı verilerimiz var. Şimdi 2018 yılında bizim aleyhimize açılan 140 davada hak ihlali yönünde karar veriliyor. Ve bunun 41 tanesi adil yargılanma, 40 tanesi ifade özgürlüğü, 29 tanesi ise özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin. İşte bütün bu konuştuğumuz ihlaller aslında buna ilişkin. Ve bununla beraber yapılan başvuru 6717. Aleyhimizde görülen 7107 dava var ve biz 4. sıradayız. 2017'de açılan dava sayısı 25.978. Şimdi buraya gelmemizin sebebi de şu. Belgede şöyle bir şeyden bahsediliyor. 2017 yılı itibariyle bizim özgürlükler noktasında yasalarımız Avrupa'nın çok üzerine çıktı. Evet, biz bu konuda hemfikiriz. Çok güzel yasalarımız var. Fakat uygulanma noktasında sorun yaşıyoruz. Ve burada da zaten demin de bahsettiğim somut adımlar atılacak ama nasıl atılacak? Sonuçta 2017 ve 2018 verileri bahsedilen 2017 yılındaki güzel düzenlemelerden sonra gerçekleşmiş. İşte bu yüzden sivil toplum noktasında da Avrupa bu kadar önem verirken, düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne bu kadar önem verirken ve sivil toplumda burada en önemli rolü oynarken biz maalesef ki sivil toplum olarak burada sürekli bir yargılanma, bir yaftalanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu aşabilecek yine biziz. Biz ne kadar talepkar olursak onlar da bize o kadar alan açmak zorunda kalacaklardır. Ben şöyle bir şey anlıyorum söylediklerinizden. Bir yanda yasalar açısından baktığımızda, düzenlemeler açısından baktığımızda yani metinsel düzeyde büyük bir derdimiz yok. Yani ifade özgürlüğü, hakların kullanımı ve genel olarak özgürlükler açısından baktığımızda büyük bir derdimiz yok. Ama uygulama açısından baktığımızda büyük bir derdimiz var. Yani yasalar düzeyinde bakınca Gezi davası diye bir davanın aslında olmaması gerekiyor. Ya da Osman Kavala'nın tutuklanmamış olması gerekiyor. Ama bunlar oluyor. Kuvvetle muhtemel sivil toplum kuruluşları da Osman Kavala tahliye edilmedikçe, bu tür davalar düşürülmedikçe, ortadan kalkmadıkça kendilerini ifade etmekte de zorluk çekiyorlar. Yani aynı kaygıyı kendileri için de besliyorlar. Biraz önce Kadri'nin söylediği şey, kamuda bir açık kanal var, yani diyalog için açık kanal var. Burası herhalde metinleri düzenleyen kanal. Ama kamuda bir de anladığım kadarıyla kapalı bir kanal var. Burada uygulamayı gerçekleştiren kanal. Dolayısıyla kamu yönetimi zannettiğimiz kadar homojen ve bütünlüklü bir yer değil de bir yandan metinsel olarak ideal düzenlemeler yapan ama öbür taraftan da hayatı sivil toplum dünyası ve pek çok insan açısından karartan da bir uygulama alanı var. Peki o zaman aslında reformlar birer metin olmaktan çıkıp da bir bütünsel karakter kazanması için sivil toplumun değil de kamu yönetiminin kendi arasında bir diyalog ihtiyacı ortaya çıktığını anlıyorum. Doğru tabii, mu? Tabii yani doğru. Sivil toplum da şey mi yapsın burada? Evet yani sivil toplum kamu yönetiminin bu iki tane birbiriyle konuşmayan ve birbiri hakkında birbiriyle ilgili çok temel farklılıkları, tezatları olan yerde bir arabuluculuk mu yapacak? Yani kamuyu birbiriyle konuşturan bir rol mü üstlenecek? Ne yapacak? Aslında şöyle, yani bu biraz daha sivil toplum merkezinden çıkacağı için konu çok dağıtmak istemiyorum ama tamamen yargı bağımsızlığını ilgilendiren bir konu. Hakim teminatı mesela yargı reform belgesinde geçiyor ama yani Sayın Cumhurbaşkanı bu metni okuduğunda ertesi gün adli yargı kararnamesi açıklandı ve batıdaki birçok hakim, işte Trabzon, Gaziantep gibi yine tabii üst düzey hakim bölge adliye mahkemesine gönderildi ama sonuçta coğrafi bir teminat aslında uygulamada ne yazık ki olmadı. Böyle bir mesela bunu örnek gösterebiliriz. Şimdi bu noktada yargı bağımsızlığı sağlanmadan
Ne yazık ki hakimler kanunu uygulama noktasında sıkıntı çekebiliyor. Eğer ki şahsi bir kastı yoksa uygulamada, ki zaten bu farklı bir suçu da meydana getirir. Farklı yani sürülme kaygısı ya da meslekten edilme kaygısı, çünkü zaman zaman OHAL döneminde bunu yaşadık. Yani işte şunu tahliye eden hakim, ilk başta örnek veriyorum, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, daha sonradan düz bir hakim olarak bir taşraya atanıyor ya da bir ile öylesine bir hakim olarak atanıyor. Şimdi tabii yani ömrünün artık ilk yarısını tamamlamış diyeyim, yani bir insanın da çoluğu çocuğu var, ailesel tepkiler olabiliyor. Ya da geçtiğimiz dönemlerde işte hakimlerin sağlık sorunları olmasına rağmen taşralara gönderildi ve bu nedenle hakimlikten istifa edip emekliliklerini, daha doğrusu talep ettiklerini de gördük. Bu aslında yargı bağımsızlığını ilgilendiren bir konu, yani kamu yönetiminden de ziyade. Ne yazık ki yani sistemsel bir problem. Yargıdan biraz daha yürütmenin elini çekmesi gerekiyor. Bu dediğim gibi bizim programımızdan bambaşka bir konu olduğu için çok detaylı değinmek istemiyorum. Bunu sadece söyleyebilirim. Ama bir ekleme de şu olabilir sivil toplum açısından. Belki biz de, ben sürekli böyle sivil toplumu eleştiren birisi gibi gözüküyorum ama bir araya gelip bir şeyler yapabilmeliyiz yani. Örnek veriyorum, kadın hakları alanında çalışan bir dernek tabii ki kendi alanındaki yani kadın haklarına ne getiriyor bu belge diye bakıyor. Ya da işte ne bileyim, çevre hakkına bakanlar o şekilde, ya da temel hak ve özgürlükleri savunan dernekler o şekilde. Ama belki bir araya bu somut önerileri bir araya getirip o şekilde sunmak belki daha da doğru olabilirdi. Aslında denge denetleme ağının hedefi bu ama işte Hazan'ın da bahsettiği bu çekinceler nedeniyle çok fazla bir katılım da şu anda sağlayamıyoruz. Yani elini taşın altına koymaya çekiniyor aktörler. Birisi yaparsa evet işte güzel deyip tebrik ediyorlar ama elini taşın altına koymaya çekiniyorlar. Yani kapsamlı bir çözüm önerisi noktasında ben şahsi olarak bunu gördüğümü söyleyebilirim. Bu şeyi çok işaret ediyor. Bizim sıklıkla konuştuğumuz hani konuya kapanma, sadece kendi konusu alanında sivil toplumun faaliyet yürütmesi. Ben Hazal Hanım'a bir şey sormak istiyorum burada. Şimdi hani yargının kendi içindeki sorunları dediğimiz yapısal sorunları, yani mesela bu reform taslağında ya da reformda yargının kendi içindeki sorunları için bir çözüm önerisi var mı? Yani kendisi bu yapıla sorunları fark ediyor mu? Yani buradaki yargı bağımsızlığı başta olmak üzere sistemsel sorunları bununla işaret ediyor mu? Yani aslında bununla ilgili çözüm önerilerini veriyor. İlk çıkan yasalaşan teklifte de bununla ilgili bazı hususlar var. Fakat bunların nasıl işleyişe konulacağına dair bizim soru işaretlerimiz var. Yani... Örneğin şunu söylüyor, demin de ifade ettiğimiz Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edebilecek kararların kapsamı genişletiliyor. Ama hangi kararların kapsamı genişletiliyor? Kime göre ve neye göre genişletiliyor? Yani işimize geldiği şekilde mi genişletiyoruz, yoksa bunu gerçekten ayakları yere basacak zeminde mi genişletiyoruz? Bununla ilgili soru işareti var. Şimdi idari yargıda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek deniyor. Bu yine nasıl yapılacak? Segbis diye bir sistem var, onun üzerinden mi yapılacak? Bunun sağlıklı veri tabanı nasıl kurulacak? Yani içerideki aksaklıkların evet farkındalar ama örneğin baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek deniyor. Şimdi bu durumun yargıdaki işleyişle nasıl bir bağlantısı olabilir? Şimdi deniyor ki yurt dışında çok fazla işi olan avukatlar için önemli. Tamam, zaten bu avukatlar çok uzun yıllık vizeler alabiliyor. Bunun bizim yargıdaki problemlerimizle alakası nedir? Yani bu açıklanırken Barolar Birliği Başkanı bunu ayakta alkışladı. Ama bunun yargının işleyişiyle bir ilgisi yok. Demin de bahsettiğimiz rakamları verdiğimiz, yani işleyişle ilgili çok az faaliyet var ve çok az amaç var. Ve bununla ilgili benim şahsi kanaatim ve bizim de ağda konuştuğumuz husus, biz eğer anayasal yapısal reformlar yürütme ve yasama noktasında gerçekten yapısal reformları gerçekleştirmezsek yargı bağımsızlığını kazanamayız. İşte HSYK'ydı eskiden, şimdi HSK oldu. Bunun atanmasına ilişkin daha şeffaf, daha katılımcı, sadece Cumhurbaşkanı'ndan ya da başkandan gelecek şekilde değil,
yargının kendi içerisinde de bir liyakat sistemini oluşturması gerekiyor. Sizler de biliyorsunuz KYK sürecinde çok fazla hakim ve savcı görevinden alındı ve onun akabinde daha stajının 6. 8. ayında olan hakim ve savcı adayları atandı. Bu kişilerin, bu genç meslektaşların verdiği kararların sağlıklı olmasını zaten bekleyemeyiz. Yani içeride bu kadar fazla sorun varken böyle biraz daha yamaya ve hani tırnak içinde göz boyamaya giden bir takım tekliflerden ve yasalardan bahsediyoruz. O yüzden çok gerçekçi olacağını ve somut olacağını düşünmüyoruz. Ben tekrar bir şeye dönmek istiyorum. Hani sivil toplum dünyası açısından biraz da bundan sonra yapılabilecekleri konuşmak isteriz aslında. Bu reform bir reform değil gördüğümüz kadarıyla. Yani sivil toplum açısından baktığımızda ne ifade özgürlüğü alanını genişletmiş görünüyor, ne de ifade özgürlüğü nedeniyle mağdur edilmiş olanların mağduriyetinin giderildiğini ortaya koyuyor. Yani aslında başarı göstergesi diye konuşacak olursak, Osman Kavala tutuklu olduğu sürece ve bu tür sivil toplum kuruluşları üzerindeki dava tehdidi devam ettiği ve tutuklama tehditleri devam ettiği sürece belli ki gerçekten bir sivil toplum dünyasını rahatlatan, ifade özgürlüğü alanını genişleten bir durumla karşı karşıya da kalmayacağız. Peki bunun sağlanması için bundan sonra nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Yani şunu da demek istiyorum aslında, bu reform paketi paketlerin ilki. Bundan sonra da birkaç paket daha geleceğini biliyoruz değil mi? İşte Aralık gibi ya da Ocak gibi meclise ikinci ayağının geleceğini biliyoruz. Strateji belgesinin içeriğine göre çıkacaklar. Evet, yani bu ikinci gelecek olanında daha çok infazlarla ilgili olacağına dair de hükümet kanadından açıklamalar var. Peki bu paketler sürecekse madem, sivil toplum dünyasının da bu sürecek olan paketlerin içeriğine belki katkı verecek ve özellikle sizin söylediğiniz bu uygulama alanındaki eksiklikleri giderecek bir belki de rol almaya ihtiyacı var. Peki nasıl bir performans koyması gerekiyor sizce sivil toplum dünyasının bundan sonraki sürece katkı yapması açısından? Aslında en son bıraktığım yerden devam edebilirim. Birlikte hareket etmeye çok ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten herkesin uzmanlık alanları farklı, herkesin belli bir deneyimi var. Ama bunları derli toplu bir hale getirip sunmak noktasında bir sorunumuz var. Belki de savunuculuğu birazcık dozajını değiştirmemiz gerekebiliyor. Çünkü benim gözlemleyebildiğim, yani en son yaptığım görüşmeden gözlemleyebildiğim dozajı sert buluyorlar. Evet, bence de çok sert eleştiriler getirilebilir bu pakete. Ama bir yandan da bizim işbirliği kurmamız gereken kanat orası. Bu nedenle biraz daha belki sadece düzenlemeler üzerinden, yani somut ve kısa bir şekilde çok böyle yüklenmeden yapmamız gerekiyor herhalde. Benim görebildiğim bu. Ama uygulamada da şunun değişmesi lazım. Bu kamu güvenliği, kamu sağlığı kavramının belki netleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu, yani çok basit bir sınır dışı kararından, bir insan hakları, yabancı bir insan hakları aktivistine uygulanacak sınır dışı kararından bir toplantıya kadar, küçük bir toplantıya kadar her şeyi kapsayabiliyor. Yani her şeyin önüne geçirilebiliyor. Bu noktada düzenleme bazında böyle bir düzenlemenin getirilmesi gerekiyor. Sivil toplumun dediğim gibi yapması gerekense birlikte ve somut öneriler getirerek o uzlaşı kapısını tekrardan aralayabilmek. Çünkü ne yazık ki bazen muktedir olmak körleştirebiliyor insanı. Bizim de sivil toplum aktörleri olarak o noktada bir uyarı yapmamız gerekiyor. Ne tür uyarılardan söz ediyoruz? Yani somut olarak mesela önümüzdeki ilk pakete sivil toplum dünyası ne söyleyebilir, ne isteyebilir, ne istemeli? Bence kamuoyunu öncelikle bu pakette nelerin olduğuna dair uyandırması gerekiyor. Sivil toplumun zaten en önemli özelliği sivil olması. Yani devletle, siyasal partilerle ilgisinin olmaması ama dirsek temasında, yani bir köprü kurabilmesi. Bence ilk olarak sivil toplumun, gerek denge ve denetleme ağının içindeki aktörlerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu noktada kamuoyunu bilinçlendirme çalışması yapması gerekiyor. Kendi üyelerine, üyelerinin üyelerine ya da hiç üye olmayan insanlara ulaşarak öncelikle bir bilinç yükseltmesi gerekiyor.
Çünkü Kadri'nin söylediği gibi hep beraber hareket edebilmek için öncelikle bir bilgi seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Burada yapılması gereken şey şu, evet biz sivil toplum olarak bunları talep ediyoruz. Karar verici ise bunları istiyor. Peki biz isteklerimiz ve karar vericinin istekleri noktasında ortak paydada nasıl buluşabiliriz? Bununla ilgili hem yerelde hem de ulusal çalıştaylar yapılabilir. Üçe bölünür konu, isteklerimiz, istekleri ve ortada buluşacaklarımız. Ondan sonra bununla ilgili bir rapor çıkartılır. Bu rapor kamuoyuna gerek medya kullanarak, gerekse başka toplantılar kullanılarak yayılır. Ne kadar çok insan bizim istediklerimizden haberdar olursa o kadar çok güçlü ses çıkarabiliriz. Bizim zaten ağ olarak mottomuz farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz. Bunu ne kadar çok yayarsak ve ne kadar çok kamuoyunda bilinç yükselterek kamuoyunun baskı organı olmasını sağlarsak bence o kadar hızlı bir şekilde yol alırız. Yani tutarsızlıklardan uzak, birbirimizi kırmadan, bütün görüşlere saygılı olacak şekilde katılımcı, şeffaf, paydaşlara önem veren bir bakış açısıyla ilerlersek kamuoyunu oluşturmak bence sivil toplum aktörleri için hiçbir şey olacaktır. Şimdi bu kamuoyunu oluşturma meselesi, bilinçlendirme meselesi, konu güvenlik ekseni, yani hani sonuçta bir tırnak içinde belirtmek gerekirse devletin bekası söz konusu olduğunda, hı hı, hani kamuoyunun da bence görüşü daha çok kamudan yana, yani hani çünkü sonuçta burada sivil toplum faaliyetlerinin kriminalize edilmesi söz konusu. O yüzden hani bilinçlendirme meselesi çok yeterli olmayabilir. Ya burada sivil toplumun şimdiye kadar aslında kendi amaçlarını anlatabiliyor olması lazım, evet, ki anlatıyor aslında. Yani o yüzden mesela yargı meselesinde bunun diğer konularda daha çok konuşuluyor da, hani sivil toplumun, hı-hı, alanı gibi. Ama yargı yasalaşma mevzusunda sanki sivil toplum buna dahil olamaz gibi bir durum var ve sivil toplum da aslında biraz önce çok da güzel anlattığınız sebeplerden dolayı, bu kriminalleşme süreçlerinden dolayı kendini geri çekmiş durumda. O yüzden, evet, hani köprü dediğimiz şey aslında şu an yok. Belki de önce köprüyü yani kurma etmek, tekrar başlamak sivil lazım. Sivil toplumun ne olduğu, aslında vatandaşla karar vericiler arasında bir köprü olacağı, sizin sesinizi duyurmak için bizim hep beraber hareket etmemiz lazım. Aslında bu kriminal bir olay değildir. Bakın bu bizim temel hak ve özgürlüğümüzdür. Biz bu noktada davranıyoruz. Belki sizin dediğiniz gibi yaşanan acı tecrübeleri bir kenara bırakarak yerleştirebilirsek belki de daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka Kadri'nin de ekleyeceği, evet, şeyler vardır. Ben de birkaç ekleme yapmak istiyorum. Somut anlamda belki birkaç şey söyleyeyim. Özellikle bu KHK'lar noktasında benim değinmek istediğim şeyler var. Belki KHK'lar çerçevesinde yüz binlerce kişinin ya da yüz binlerce kurumun hayatı bir anda alt üst oldu. Özellikle bu KHK'ların, yani KHK mağdurlarının mağduriyetlerin tadil edilmesi gerekiyor yasal düzenlemede. Çünkü birçok işte yargıcından tutun askerine kadar ya da farklı sivil bireylere kadar ne yazık ki toplumdan resmen sivil ölüme terk edildiler. Beraat etmelerine rağmen mesleklerine geri dönemiyorlar. Bu noktada belki bir güven ortamının oluşması için bu KYK yıpratımının, yani yıkımının tadil edilmesi gerekiyor. İkinci olarak ne yazık ki sivil toplum aktörlerinin mağduriyet yaşadığı kanun 3713 sayılı terörle mücadele yasası. Bu terör tanımının belki düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten çok geniş işte her türlü yöntemi sayıyor bunun içinde. Yani sadece silah değil, işte şiddet içeren öğeler değil. İşte burada belki ucu açık işte. En son MASAK raporunda hani %80 fon almaya, uluslararası fon alma bile, evet, terörle mücadele. Yani işte tamamen, evet, dediğiniz gibi çok, yani ucu çok açık. Zaten aslında ülkemizdeki sorunların temeli de bu. Ucu açık kavramlar, az evvel de bahsetmişti. Kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu yararı. Ama buradakiler belki açıklanması gerekiyor. Bu kavramların açıklanması. Belki evet devlet haklı bir refleks olarak bu kavramı elinde tutmak istiyor ama belki biz bunu açıklamaya zorlayabiliriz. Yani kamu sağlığından kasıt nedir? İşte kamu güvenliği hangi hallerde olabilir? Bunları belki söyleyebiliriz. Ve tabii ki en önemli nokta, daha programın en başından belli vurguladığımız, yargı bağımsızlığı. Çünkü uygulama noktasında sıkıntımız var. Kesinlikle özellikle bu Avrupa Birliği müktesebatların, yani bu fasıllardan süreçlerin açılmasından itibaren
Bir yasal zeminler, yani yasal anlamda bir sıkıntımız yok gerçekten. Yargı bağımsızlığının uygulanması, hayata geçmesi önemli. Biz zaten ağ olarak da bunu vurgulamıştık. HSK üyelerinin seçimi noktasında şeffaf davranılması, en azından mülakatların, hakimliğe, yani hakim-savcı mülakatlarının kayıt altına alınması. Çünkü örnek veriyorum, 3 seferdir 90'ın üzerinde puan almış birisi yazılı sınavda mülakatta eleniyor. Yani bunun, bu kişinin bu kadar mı yetersizliği var? Demek ki bir, yani kendisi yargıya başvursa kendisini ispatlayamayacak. O noktada mesela bunların kayıt altına alınması gibi böyle somut aslında önerilerimiz var. Çok detaylı değinmek istemiyorum çünkü dediğim gibi biraz sivil toplum perspektifinin dışına çıkıyor bunlar. Ama üç başlıkta indirgeyebilirsek tanımların, yani ucu açık tanımların daraltılması, somut olarak açıklanması, mağduriyetlerin giderilmesi ve yargı bağımsızlığının sağlanması olarak ben söyleyebilirim. Sivil toplum kuruluşlarının bu meseleye bakışları açısından demin bir şey söyledi Kadri. Onu biraz belki açmak gerekebilir. Yani hani çevre kuruluşları bu paket bana ne getiriyor diye bakıyor. Ya da ne bileyim insan hakları kuruluşları bu paket bana ne getiriyor diye bakıyor. Ya da engelli kuruluşları bana ne getiriyor diye bakıyor. Ve kendisine zarar vermeyeceğini düşünen de bu tartışmanın dışında kalıyor. Yani Emine de işte konuya kapanmak dediği bizim sivil toplum dünyasına yönelik temel tespitlerimizden biri olan STK'lar konularına kapanıyorlar ve kendisinin dışındaki konularla da çok bağ kurmuyorlar. O zaman da burada bir ortak alan oluşmuyor gibi görünüyor. Ama bütünsel olarak baktığımız vakit mesela Büyükada davasından ve Gezi davasından beri ben de sivil toplum dünyasının performansını izlemeye çalışıyorum ve özellikle insan kaynağı açısından duruma bakmaya çalışıyorum ya da rapor yayınlama davranışları açısından duruma bakmaya çalışıyorum. Mesela sivil toplum dünyası bu davalarla yüzleşmeye başladıktan ve ağır tutukluluk durumlarıyla karşılaştıktan beri vasıflı insan kaynağını kaybediyor, onu görüyorum. İkincisi, yeni vasıflı insan kaynağının sivil toplum alanına girmekten imtina ettiğini görüyorum. Bir başka gösterge, sivil toplum kuruluşları artık durum raporları yayınlamıyorlar. Yani mesela engellilerin durumuyla ilgili rapor da ortaya yeterince çıkmıyor. Ya da çocuk haklarıyla ilgili raporlar da yeterince çıkmıyor. Çünkü pek çok çocuk haklarıyla ilgili rapor yayınlayan kuruluş da KHK'larla kapatılmış durumda. Vesaire. Dolayısıyla işte ulaşımda engellilerdi, çevreydi vesaire. Hepsinde aslında bir geri çekilme, geriye doğru kendisini daha düşük profilde devam ettirme eğiliminin güçlendiğini görüyorum. Yani bu biraz önce söylediğiniz şeyle birlikte düşündüğümde aslında bunların hakları hala var. Yani bütün bu performansı gösterebilirler. Yayın yapabilirler, yeni insan kaynağı edinebilir vesaire filan. Ama yapamıyorlar. Çünkü haklarının olmasıyla haklarını kullanmaları durumunda karşılaştıkları mağduriyetler arasında bir gerilim ortaya çıkıyor. Peki o zaman gerçekten sivil toplum dünyasının bu gerilimi aşacak bir resme kavuşma umudu olabilir mi böyle baktığımız vakit? Yani yasalar ne kadar düzelirse düzelsin, uygulamaya dair bir umut taşımadıkça bu korkunun, kaygının içerisinden nasıl çıkacaklar sizce? Çok zor bir soru sordun bu kadar genç. Hepimize soruyorum bu soruyu. Yani bence biraz cesaret gerekiyor. Yani birileri elini taşın altına koymaya başlamadığı sürece bu işin içinden çıkamayacağız. Çünkü Kadri'nin de belirttiği, sizin de söylediğiniz, herkes kendi spesifik alanıyla ilgileniyor ama örneğin şimdi kadın hakları ile ilgileniliyor ama bunun kesiştiği nokta nedir? Kadın cinayetleri. Nedir? Yargılamaların doğru yapılmaması. Nereye geliyoruz? Yargı reformuna. Yani zaten bütün sorunların işte engelli hakları diyoruz. Ne oluyor? Engellilerin hakları tanınmadığı için bu noktaya geliyoruz. Hayvan hakları, işte hayvanları eziyet edenlere hapis cezası verilmiyor, sadece idari para cezası veriliyor. O yüzden bu noktaya geliyoruz. Yani aslında baktığımızda o küçük ve kapalı sivil toplum kuruluşlarının hepsinin kesiştiği bir nokta var. Kesiştiği noktaya da genel ifadeyle temel hak ve özgürlükler diyoruz. Belki de bütün bu sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapıp, bakın bizim en büyük kaygımız temel hak ve özgürlüklerimizi kullanamamak. Gelin bunları beraber nasıl kullanabiliriz? Ona bakalım. Çünkü eğer onu aşarsak hepimiz kendi çalıştığımız spesifik alanlarda daha büyük özgürlüklere kavuşacağız. Manevra alanımız gelişecek. Belki olaya biraz bu açıdan bakmak ve cesaretli davranmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
Ben kısa bir ekleme yapabilirsem bu konuda. Aslında ümit var olmak gerekiyor bu noktada. Çünkü sivil toplum aslında yani çok muktedir olan bir iktidarın neden yargı reformu yapmaya ihtiyacı olsun ki? Yani şimdi bunu düşünmekle başlamak lazım. Bu tabii ki ülkemizin ilişkide olduğu diğer mecralarla ilişkili. Yani işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi. Ve bu rapora aslında şeyi yürütmeyi iten durum tamamen Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in talepleri. Biz sivil toplum kuruluşları olarak tamamen aslında burada hakkımızı çok güzel ifade edebiliriz, kendimizi ifade edebiliriz. Zaten az da olsa çalışan sivil toplum kuruluşlarının verdiği gayretlerle bu çalışma oluştu. Eğer ki bu biraz daha artarsa zaten oradan yöneltilen sorulara cevaben bir şeyler oluşacak. Metne dikkatinizi çektiyse 13 sayfalık bir girizgah koymuşlar. İşte adil yargılanma hakkı çok önemli, işte ifade özgürlüğü bizim için çok önemli. Uygulamada ne yazık ki evet bunları göremiyoruz ama bunun vurgusunun yapılma bir kaygıyla yapılıyor bu yani. Bunda tabii ki dediğim gibi özellikle Avrupa Birliği olarak bu noktada belki soru işaretleri oluşturabiliriz görgü raporlarla. İlla bunu çıkıp belki doğrudan savunuculuğunu çok gürültülü bir şekilde yapmak belki evet belli bir riski barındırıyor ve hak savunucuları kendilerini doğal olarak çekmek durumunda kalabilirler. Ama ben biraz daha yine de raporlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada belki Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e gölge rapor hazırlamak bu düzenlemelerin daha da iyiye gitmesine yol açacaktır. Sivil toplum bu konuyu aslında çok da iyi yapıyor. Yani raporlamaları halen yapıyor. Özellikle hak ihlalleri konusunda. Ama tabii bunun ne kadar yaygınlaşıyor üzerinde tekrar düşünmesi gereken bir konu. Yavaş yavaş da şey yapıyoruz. Evet, sonuna geldik programında. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak yoksa? Yani açıkçası sadece yargı bağımsızlığının çok önemli olduğunu ben tekrardan vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de yani farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz ve herkesi de tüm sivil toplum kuruluşlarında bu bir arada çözmeye davet ediyoruz diyebilirim. Ben de yeterince tartıştığım, yani bu konuyu ne kadar tartışsak aslında eksik kalacak hissini de taşıyorum. Ama öbür taraftan da Hazal'ın dediği biraz cüret, biraz cesarete de çok ihtiyacımız olduğuna ben de katılıyorum. Öte yandan da bu içine kapanma halinin getirdiği, sivil toplum dünyasına getirdiği konfordan da biraz uzaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu, farklı içeriklerle ve temalarla uğraşan sivil toplum dünyasının kamu yönetimiyle, daha çok da siyasetle sanıyorum, biraz müzakere alanını genişletmeye ve beklentilerini daha açık ve doğrudan ifade etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmaların yeterince sivil toplum dünyasında yapılmadığını da düşünüyorum. Biz bunları yapmadıkça da yeni bir alan açamayacağız gibi bir kaygıya kapılıyorum. Son olarak bunları söylemek isterim herhalde. Tabii ki. O zaman yani aslında başta Burak Özgünler'le başlamıştık. Biraz önce Hazal şeyden bahsetti. Hani bu yargı reformuyla kesişen noktalar aslında bütün konular onunla kesiyor. Yani Burak Özdemir'in de Özgünler'in de yani böyle kuşatıldığı bir alan vardı hakkında açılan davalarla ilgili. O yüzden de bu yargı reformunu sivil toplumun gerçekten gündeminde tutması gerekiyor. Biz de bugün biraz bunu tartışmaya çalıştık. İki hafta sonra sivil meydanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.